Soru Türkiye'nin gündeminde önemli bir olay yok galiba. Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanı kavgası. Efendim? Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanı kavgası. Evet. Dolar çıkıyor. Bizim elimizde şu anda herhangi bir bilgi yok. Sabah sadece bazı ön bilgiler verildi telefonla. Tabii bir büyükelçiliğimize bir saldırının yapılmasını asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulunuyoruz. Bunun arkasında neler var, hangi güçler var, onları takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var. Türkiye'nin izlediği dış politika aslında çöktü. Bu dış politika Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdı. Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı Batı'da gazetelerde, medyada alay konusu oluyorsa bundan ulus olarak bizim onurumuz rencide oluyor. Dış politikanın bizi getirdiği nokta dünyada yalnızlaşmak olarak ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türkiye dünyadan bu boyutta dışlanıyor. Gönül isterdi ki Türkiye gerçekten de bulunduğu coğrafyanın gereği olarak bölgesinde lider olabilsin. Sözü dinlenen bir ülke olsun. Siyasetçiler konuştuğu zaman Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Kafkaslar'dan herkes dinlesin. Acaba ne oluyor, neler söyleniyor diye. Ama bütün bunların hepsini maalesef unuttuk. Geldiğimiz nokta dış politika açısından son derece dramatik bir nokta. Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne İran'da, ne Mısır'da, ne İsrail'de, ne de Avrupa Birliği'nde bizimle ilgili güzel şeyler söylenmiyor. Baskının, şiddetin arttığı, devlet otoritesinin baskıcı bir hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Sadece vatandaş olarak bu baskıları yaşamıyoruz. Parlamentoda milletvekillerimiz aynı baskıyı yaşıyorlar. Medya aynı baskıyı yaşıyor. Bakın bugün bir gazetemizde devletin gönderdiği bir müfettişin yazı işlerine nasıl baktığını hep beraber gördük. Bizim tarihimizde böyle bir şey yoktu. Medyayı biz özgür biliriz. Özgür olması lazım. Halkın haber alma hakkına duyduğumuz saygıdan böyle düşünüyoruz. Eğer bir ülkede medya özgür değilse o ülkede yaşayan halk da özgür değildir. Haber alma hakkını kısıtlayamazsınız. Halkın haber alma hakkını kısıtlayamazsınız. Ama hükümet aleyhine haber yapmak, daha doğrusu doğru haber yapmak hükümeti rahatsız ediyor. Yandaş medyadan beslenen bir iktidar var. Bütün dünyası yandaş medyayla sınırlı. Dolayısıyla kendisini farklı bir yerde konumlandırıyor. Ve bu da Türkiye'nin batıda itibar kaybetmesine yol açıyor. Evet arkadaşlar. Süleyman operasyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan dün yine bir açıklama geldi. PYD ile şimdi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar. Çok özür dilerim ama halkın sözüyle halkın sözünü kullanmak zorundayım. Yani bir cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Kusura bakmasın. Ya her şeye maydanoz oluyor. Cumhurbaşkanı ise bulunduğu koltuk neyi gerektiriyorsa onu yapsın. Süleyman Şah Türbesi'ni savunmak, yani onu kalkıyor hükümeti savunuyor. Ya oradan kaçtılar mı kaçmadılar mı? Kaçtılar. Vatan toprağını terk ettiler mi etmediler mi? Ettiler. Süleyman Şah Türbesi'ne imha ettiler mi? İmha ettiler. Nereden geçtiler oraya? Kobane'den gittiler. Dün gazetelerde fotoğraflar vardı arkadaşlar. Nasıl gittiklerini hepimiz gözümüzde gördük. Başbakan ayrı telden çalıyor. Cumhurbaşkanı ayrı telden çalıyor.
Kim doğruyu söylüyor? Cumhurbaşkanı ise bulunduğu koltuğun hakkını versin, onun gereğini yapsın. Kendisini muhatap almaktan, kendisini eleştirmekten gerçekten üzüntü duyuyorum. Bir cumhurbaşkanı az konuşur, öz konuşur. Hala bunu kavramış değil. İlla her gün konuşacak. Alsın aynayı karşısına, otursun sabahtan akşama kadar konuşsun. Böylece kendi egosunu tatmin etmiş olur. Hükümeti bıraksın. Merkez Bankası karar alıyor. Ya bu ülkenin başbakanı var. Konuşacaksa başbakan konuşur. Bu ülkenin Merkez Bankası'ndan sorumlu bakanı var. Konuşursa o bakan konuşur. Sana ne? Sen icra organının başındaki kişi değilsin ki. Sen cumhurbaşkanısın. Oturacaksın orada. 77 milyon yurttaşı kucaklayacaksın sen. Kalkıyorsun, hırsızlıkların merkezi olmuş bir vakıfa gidiyorsun, açış yapıyorsun. Rüşvetin merkezi değil mi orası? Rüşvetin merkezi. Devletten ihale alanlar, ihalenin bedelini götürüp TÜRGEV'e yatırıyorlar. Bunu bilmeyen mi var? Kalkıyorsun cumhurbaşkanı olarak, çok özür dilerim ama utanmadan gidiyorsun, orada bilmem hizmeti açıyorsun yurdu. Böyle rezalet olur mu? Yetti artık bu kadar rezalet. Bu ülke bu kadar rezaleti kaldırmıyor artık. Hırsızlık nerelere ulaştı artık? Deniz Feneri'ne beraat vermişler. Biz bilmiyor muyduk? Biliyorduk bütün bunların tamamını. Adı yolsuzluğa bulaşmış insanı kendi özel uçağına alıyorsun. O özel uçak sana devletin vergileriyle alınan bir uçaktır. Sen oraya hırsızları, yolsuzluk yapanları bindiremezsin. Bu ülkeye yazık günahtır. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkı senin için kullanıldı. Sarayında oturuyorsun. Elektrik masrafını bu ülkenin işçisi, köylüsü, memuru ödüyor. Hala bunun hakkını vermiyorsun. Kalkıyorsun sabah, öğle, akşam, gece konuşuyorsun. Yeter ya. Yeter artık. Bülent Arınç boşuna söylemiyor. Bu ülkenin yarısı bize düşman gözüyle bakıyor diye. Onun yüzünden. Bırakın bu ülkeye biraz huzur gelsin. Otur oturduğun yerde. Adam gibi otur. Böyle rezalet mi olur?